ile ilgili biraz daha soru çözelim. Demiş ki: Ekonomide aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir? Yukarıda sayılanlar. Tarımla uğraşan bir kişinin traktörü, balıkçılıkla geçinen bir kişinin ağı, bir terzinin dikiş makinesi. Ne demiştik biz bunlar için? Bunlar birer sermaye. Sermaye neydi? Bir üretim aracı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Bir miktar para harcayarak işletmenin fabrika, çiftçinin sulama kanalı, devletin otoyol yaptırması yatırıma birer örnektir. Buna göre bir harcamanın yatırım özelliği taşıması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? İşletmenin fabrika açması, çiftçinin sulama kanalı yapması, devletin otoyol yapması. Bakalım. Bir malın emekle işlenmesine olanak sağlamasına ülkenin sahip olduğu öz kaynakları kullanmasına, yeni bir üretim ve hizmet kapasitesi yaratmasına. Yatırımın ekonomideki önemi de zaten buradan kaynaklanır. Yeni bir üretim ve hizmet kapasitesi yarattığı için yatırım önemlidir. Cevabımız C'dir. Paranın icadıyla birlikte sebze karşılığında meyve, hayvan karşılığında ev, içki karşılığında deri almak isteyen birini bulma sorunu ortadan kalkmış oldu. Yukarıdaki parçada Paranın toplumsal yaşamdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmektedir? Bakalım. Tüketimi teşvik etme, gereksinimleri çeşitlendirme, iş bölümünü kolaylaştırma, üretimi düzenleme, alışverişte kolaylık sağlama. Bu sorunun ortadan kalktığına göre para alışverişte kolaylık sağlamış demektir. Cevabımız E seçeneği. Sosyalizm, doğal kaynaklarla hizmet ve üretim araçlarının kamunun ortak malı olduğu ekonomik sistemdir. Üretim üretim araçlarının ortak mülkiyetine ve devlet kontrolüne dayalıdır. Kapitalizm Doğal kaynaklarla hizmet ve üretim araçlarının mülkiyetinin özel sektörde olduğu ekonomik sistemdir. Bu sistemde rekabetçi piyasa kar elde etmek esastır. Bu nedenle üretim üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalıdır. Karma ekonomik sistemde ise üretim hem devlet hem de bireysel girişim aracılığıyla gerçekleştirilir. Burada bize tamamen ekonomik sistemlerin tanımlarını vermiş ve diyor ki bu parça ekonomik sistemlerin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Ekonomik sistemler üretimin farklı örgütlenme biçimlerinden ortaya çıkar. Tanımlarını vermiş ve tam olarak bunu anlatmış. Cevap A gibi. Diğerlerine bakalım. Her ekonomik sistemin olumlu ve olumsuz yanları vardır. Mutlaka öyledir ama paragrafta bize olumlu ya da olumsuz yanlarından bahsetmedi. Ekonomik sistemler toplumların kültürel özelliklerine göre biçimlenir. Mümkündür ama paragrafta bunu görmedik. Ekonomik sistemler toplumun ihtiyaçlarına cevap verdikleri ölçüde kalıcıdır. Kesinlikle doğru ama yine paragrafta anlatmadı bunu. Endüstriyel üretimin gelişmesiyle birlikte hiçbir kere bundan bahsetmedi. Dolayısıyla en yakın cevap A seçeneği. Diyor ki 2013 LYS sorusu. Bir araştırmacı satın alma davranışları ile ilgili bir araştırma yapmak ister. Bunun için hem basılı hem de internet üzerinden yayın yapan bir dergi belirler. Bu dergiyi internet üzerinden satın almak isteyen 100 kişiye şu seçenekleri sunar ve bu iki durumun sonuçları şöyledir. Birinci durumda sadece interneti tercih eden kişi sayısı 16. Sadece basılı dergiyi tercih eden kişi sayısı 0. İnternet ve basılı dergiyi tercih eden kişi sayısı 84. Araştırmacı kimsenin tercih etmedi, etmediği sadece basılı dergi seçeneğini çıkararak aynı kişilere tekrar uyguladığı ikinci durumda ise şu sonuçlara ulaşır. Sadece internet isteyen 68 kişi, internet ve basılı dergi isteyen 32 kişi. Araştırma sonunda ikinci durumda sadece internet seçeneğini tercih edenlerin büyük bir bölümünün ilk durumda internet ve basılı dergi seçeneğini tercih ettiği görülmüştür. Bu parça kapitalist ekonomik sistemin hangi özelliğine örnek gösterilebilir? Üretimde en düşük maliyeti esas alma ekonomide serbest piyasa koşullarını uygulama, üretim araçlarının özel girişimler tarafından işletilmesine olanak sağlama, bütün ekonomik girişimlerde en yüksek karı amaç edinme, bireyleri temel ihtiyaçları dışında tüketime yönlendirme. Buradaki vurgu tamamen bununla alakalı cevap E seçeneği. Müzik